Maalesef tabii dün üzücü bir haber aldık. Yani hemen hemen haftada bir, belki her gün, ayda bir defa bu tür kazalar önümüze geliyor. Tabii bu kazaların nedeni hepimiz de biliyoruz. Yani özellikle 10 yıldır tünel çalışmaları var. Bu yol çalışmaları var, viyadük çalışmaları var. Yani 10 yılda bu çalışmalar eğer bitirilemiyorsa gerçekten çok üzücü. Yani bugün Türkiye'de eğer 495 tane tünel hizmet veriyorsa, Türkiye'nin sadece bir ilinde 115 tünel hizmet veriyorsa, ulaşım sağlanabiliyorsa, yani bugün Van'dan Hakkari'ye kadar özellikle burada hem iki ülkeye sınır bölge, yani özellikle bu bölgenin, yani ticaret anlamında da bu sınır bölgelerin gelişebilmesi için, ticaret anlamda gelişebilmesi için de 10 yıldır bu tünellerin bitirilmemesi açıkçası hem bizi üzüyor, hem vatandaşı üzüyor, hem de bu kazalara sebebiyet veriyor. Yani bizim umudumuz da budur, bizim dileğimiz budur. Yani bu tüneller bir an önce bitirilsin, bu tünellere bir an önce hız verilsin. Bitirilmesi yönünde burada biz Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Bakanlara, Sayın Genel Müdürlere, yani bunu ilgilendiren bütün kurum ve kuruluşlara sesleniyoruz. Yani gelsinler burada denetimleri yapsınlar. Bu tünellerdeki çalışmalar nasıl oluyor, nasıl yapılıyor, bir inceleme yapılsınlar. Çünkü burada bir kışında, şimdi kış ayı geldiğinde, yani bu yollar gerçekten çok çileli duruma geliyor. Yollarımız çok sıkıntılı. Buralarda hem çığ inmeleri oluyor, hem yazın bu yağmurlu havalarda, biliyorsun, sellerden taşan bu topraklar, kaya parçaların inmesiyle vatandaşlarımız, şoför esnafımız ciddi anlamda bu konuda yani zarar görüyorlar. Yollar ulaşıma kapandığı zaman da yani bazen 2 gün, 3 gün, zaten burada alternatif yollarımız da yok. Defalarca alternatif yol konusunda da biz kendilerine söyledik. Ya bu bölgede yarın Allah korusun bir deprem olduğu zaman da yani bir alternatif yolumuzun olması çok mu zor? Yapılması çok kolay. Yani bunlar yapılabilir. Ama maalesef Hakkari bölgesine gelen her siyasetçi, gelen bürokraside gelen herkes, efendim işte Hakkari güzel, Hakkari'de hayat. Ama maalesef Ankara'ya gittiklerinde dönüş yolunda Hakkari'yi unutuyorlar. Biz bu konuda tabii bu insanlardan talebimiz, ricamız şudur. Yani Hakkari'yi unutmasınlar. Hakkari'ye önem versinler. Burada bu halkın taleplerine de bir dönüp baksınlar. Yani bu buradaki insanlar yani hangi durumlarda, hangi şartlarda yaşıyorlar? 10 yılda bir tünel bitirilemiyorsa, 10 yılda bir yol yapılamıyorsa, yani bu hizmet değil. Peki burada nasıl bir hayat var? Biz buna nasıl hayat deniliyoruz? Efendim Hakkari'de hayat var. Biz böyle asparagas haberleri biz kabul etmiyoruz. Yani gelsinler, incelesinler. Zaten ayda bir defa, belki 20 günde bir, yani bu yüksek oya bakanlar da geliyor. Biz bu konuda kendilerinde de ricamız şudur. Halkımızın talebi bir an önce bu yıl bu tünellerin bitirilmesi, bu uluslararası İpek yolunun, yani özellikle trafik yükünün ağır olduğu bu İpek yolu, Yüksekova'da geçen İpek yolunun göz ardı edilmemesi lazım. Yani burada Hakkari'nin uzak bir köy olmaktan artık çıkarılması lazım. Buraya biraz daha önem versinler. Burada nice canlarımız yitirildi. Bu ölümlü yollarda artık yeni canların yitirilmesini istemiyoruz. Bizler bu ölüm yollarının artık ticaret ve huzur yolları olmasını istiyoruz. Talebimiz bu yönde. Yani inşallah en kısa zamanda bu talebimiz de sesimize kulak verirler.
Buna da önem verirler yetkililer. Bu konuda Hakkari'yi gerçekten bir daha bir gözden geçirsinler. Hakkari'deki çalışmalar nasıl oluyor? Hakkari'deki çalışmalar olumlu yönde gidiliyor mu? Bu yıl bu tüneller açılacak mı? Bu viyadükler bitirilecek mi? Bu artık ölüm yolu dediğimiz bu virajlar bitirilecek mi? Yani biz artık hiçbir canımızın yitirilmesini istemiyoruz. Hiçbir insanımızın bu konuda sakat kalmasını istemiyoruz. İnşallah sesimize de kulak verirler. Yani sesimize kulak verseler biz de memnun oluruz. Bölge halkı da memnun olur. En kısa zamanda dileğimiz odur. Bir Hakkari'ye dönüp bir baksınlar. Yani 4000'in üzerinde normal araç geçişi oluyor. Belki 600, belki 500 tonajlı araçlarımızın da gelip gittiği. Biliyorsunuz Hakkari bir maden yeri. Hakkari bir maden şehri. Burada bu tonajlı araçlarımız her gün, yani Van üzeri olsun, işte Esendere üzeri olsun, buradaki sınır kapılarımıza her gün tonajlı araçlarımız gelip gidiyor. Yolların bozuk olmasından dolayı, işte bu kayaların inmesiyle beraber vatandaşımız, şoför esnafımız, insanlarımız gerçekten bu yollarda artık çok çile çekiyorlar, çok ızdırap çekiyorlar. Ya bu sıkıntıların artık bitmesi lazım. Yani Türkiye'nin 100 yılında artık bu kadar yollarla alakalı haber yapmamız da belki gerçekten utanç verici. Biz artık bu şekilde haberlerin yapılmasını da istemiyoruz. İnşallah bir an önce yetkililer Hakkari'ye tekrar dönüp bakarlar. İnşallah gereğini yaparlar. Umut ediyoruz, yaparlar. Evet, maalesef dün bizi üzen kaza tam bu virajda meydana geldi. Vatandaşımızın kaza yapmasına da çok sebebiyet veriyor. Dünkü araç eğer buradaki karşıdaki toprak olmasaydı hani araç kurtarabilirdi. Bir tarafta viraj, bir tarafta toprak, bir tarafta doldurulmuş topraklar. Yani isteğimiz, umudumuz yani kazaların olmaması, ama bir an önce bu yolların bitirilmesi de gerçekten önem arz ediyor. Dünkü kazada yaralanan vatandaşlarımıza da biz geçmiş olsun dileklerimizde bulunuyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Umut ediyoruz inşallah en kısa zamanda bu yolların, bu tünellerin bitirilmesi. İnşallah artık halkımız da insanlarımız da bu acıları yaşamaz. Umudumuz, temennimiz bu yönde.